Thank you.
Fotoğraf. Ertekin Özcan'ın dostları, ailesi, arkadaşları, yoldaşları, bugün burada sevgili Ertekin'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldik. Bu kadar kişinin burada olması, onun ne kadar sevildiğini, ona ne kadar değer verildiğini de bir kanıtı. Sevgili Işıl, sevgili Gönyenç, sevgili Süreç, ailesinin Türkiye'den de gelen değerli bireyleri, akrabaları, bu zor gününüzde yalnız bırakmayan bu kadar arkadaşı ve dostu var Ertekin'in. Bugün burada olamayan ama taziyelerini sizlere ileten yüzlerce arkadaşı var Ertekin'in. Wir haben uns heute versammelt, uns von Ertekin, unserem Freund, zu verabschieden. Ihm die letzte Ehre zu geben. Vielen Dank, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Möchte Sie über das Programm kurz informieren. Program hakkında size kısa bilgi vermek istedim.
dinlediklerinizin cep telefonlarını kapatmasını ya da sessiz almasını rica ediyorum. Lütfen bir daha kontrol edin. Program, buradaki program, müzik eşliğinde Ertekin'in şiirleriyle başlayacak. Önce ben çok önemli bir şiirini Türkçe ve Almancasını okuyacağım. Ardından yakın arkadaşı ve dostu Alişan Genç, Ertekin için yazdığı şiiri burada dinlendirecek. Sonra değerli dostumuz Hayati Boyacıoğlu, Ertekin'in bir başka şiirini seslendirecek. Ardından benim kısa bir giriş konuşmam olacak. Sonra akrabası Selvi Hanım bir konuşma yapacaklar. En sonunda Hayati Boyacıoğlu daha çok onun kültürel boyutunu anlatacağı konuşmalarını yapacaklar. Buradaki program bu şekilde sonuçlandıktan sonra önümüzde yatan Ertekin'in tabutu görevlilerce buradan alınacak. O bakımdan orta tarafı boş bırakılmasını rica edeceğiz. Önce tabut çıkacak, arkasından ailesi, yakın ailesi dizilerek aşağıya inecek ve diğer bizler de arkasına sıralanarak defin yerine doğru gideceğiz. Çıkışta arzu ederseniz karanfiller var. Karanfilleri alabilirsiniz ve daha sonra mezara atabilir veya bırakabilirsiniz. Defin sonrasında orada bir de Kara Toprak diye bir eser var. Defin esnasında onu çalacağız. O da Ertekin'in çok sevdiği bir parçaydı. Onu dinleyeceğiz. 3-4 dakikalık defin gerçekleşirken. Defin işlemi bittikten, yani tabut aşağıya indikten sonra yakın dostları ve örgüt temsilcileri kısa olmak kaydıyla, rica edeceğiz, hava da çok sıcak, söz alıp duygularını aktarabilirler. Kısa ve öz olmasını özellikle vurgulamak isterim. Sevgili dostlar, Ertekin Özcan'ı daha sonraki aylar içinde kitabı çıktığında birazdan bahsedeceğim. Onu da tanıtacak ve onu da anacak daha büyük bir etkinlik yapılacak. Burada çalışma yaptığı bütün örgüt başkanlarımız da buradalar. Onlar da bu çalışmayı hazırlıyorlar. Hep birlikte hazırlayacağız. Ve bu şekilde güzel bir törenle hem onu bugün uğurlayacağız hem de anısını sürekli olarak yaşatacağız. Şimdi baba İsmail Satır ve oğlu Şafak Satır'ı Duduk adlı enstrümanlarıyla buraya davet ediyorum. Yaşantı. Ayaklar burada, eller burada, kafa Türkiye'de. İş burada, gözler burada, bakışlar Türkiye'de. Kökün orada, dalın burada, kendin burada, kafan orada. Bastığın toprak, çalıştığın iş, yediğin ekmek, içtiğin bira, gezdiğin park, giydiğin elbise, yattığın yatak, oturduğun ev, gittiğin kahve. Yaşam burada, kazanç burada, neden hala yürek orada, yürek burada? Gözler burada, gözler burada. Kafa orada, kafa burada. Kulak orada, kulak burada. Anlayacağın yarın orada, yarın burada. Berlin 1983. Işıl'a yazıldı bu şiir. Getal teslim. Die Füße sind hier. Die Hände sind hier. Der Kopf ist in der Türkei. Die Arbeit ist hier. Die Augen sind hier. Die Blicke sind in der Türkei. Deine Wurzel ist dort. Deine Äste sind hier. Du selbst bist hier. Dein Kopf ist dort. Die Erde, auf die du triffst. Die Arbeit, die du tust, das Brot, das du isst, das Bier, das du trinkst, der Park, in den du gehst, der Anzug, den du trägst, das Bett, in dem du schläfst, die Wohnung, in der du wohnst, das Kaffeehaus,
Das du besuchst. Das Leben ist hier, der Lohn ist hier. Warum also ist dein Herz dort und hier? Sind deine Augen dort und hier? Ist dein Kopf dort und hier? Sind deine Ohren dort und hier? Damit du verstehst. Eine Hälfte von dir ist hier, die andere ist dort. Berlin 1983. Gewidmet an Bischof. Çok yakın dostu, uzun yıllar bu harekette birlikte yürüdü. Sevgili Alişan Genç'i buraya davet etmek istiyorum. Onun da bir şiiri var. Buyursun sevgili Alişan. Şanslıyım. Bir arkadaşım vardı. Damarlarında siyaset ve şiir akan. Kaç kişi var? Yaşamında eşitlik mücadelesini kafasına takan. Arkadaştık, yoldaştık, tartışırdık, atışırdık. Aramızda yoktu yalan. Hedefimizde birdik, beraberdik. Yok olsun dünyadaki talan. Bir arkadaşım vardı. Azimli bir idealistti. Ezmedi hiç vicdanını. Olmadı hakkı yakan. Benim arkadaşım hümanistti. Ne milyoner oldu, ne de bakan. Arkadaşım bundan böyle, insanların gönlünde taht kuran gerçek bir hakan. Şanslıyım. Bu güzel insan arkadaşımdı. Adı Ertekin Özcan. Arkadaşı yine yazar, şair Hayati Boyacıoğlu'nu davet ediyorum. Ertekin'in 1985 ve 1986 yılları arasında güzel kızlarına yazdığı iki şiir var. İlki Gönence. Hani babacığım sen bize bir dil bir insan, iki dil iki insan derdin. Almanca öğrenmemizi isterdim. Ama eğitimcimiz yuvada Türkçe konuşmayı yasak ediyor. Kendisi gibi bizi de bir insan olmaya mahkum ediyor. Berlin 1985. Fürgönenç. Fatih. Du sagst uns doch eine Sprache ist ein Mensch. Zwei Sprachen sind zwei Menschen. Du willst immer, dass wir auch Deutsch lernen. Aber unsere Erziehung im Kindergarten verbietet uns Türkisch zu reden und sie verlangt, dass wir wie sie nur ein Mensch werden. Sırada süreç var. Anneciğim bana hep Almanca öğren diyorsun ama sen bilmiyorsun. Yuvada yalnızca Almanca öğrendim. Okulda Almanca konuşacağım. Evde biraz Türkçe, biraz Almanca. Büyüdükçe büyüyecek dertlerim. Sonra onları sana öğrenmeden dilini nasıl anlatacağım? Batı Berlin 1986. Mütaşım, immer sagst du mir, ich soll Deutsch lernen. Aber du kannst es ja selbst nicht sprechen. Nur Deutsch lernte ich im Kindergarten. In der Schule spreche ich weiter Deutsch. Zu Hause ein bisschen Türkisch, ein bisschen Deutsch. Je größer ich werde, desto größer werden meine Sorgen. Wie werde ich sie dann ohne die Sprache, ohne deine Sprache gelernt zu haben, dir erzählen? Berlin 1986.
Ertekin Özcan birçok kimliği ve özelliği kendimi tanıdım. Ertekin çok çeşitliliği, farklılığı, yaşamının temel ilkesi yapmış bir arkadaşımızdı. Farklı olmak onun için olumsuz değil, hep olumlu bir durumdu. Bu tüm yaşamını etkilemiş ve herkese olumlu yaklaşan, insanların birbirleriyle ilişkisinde karşılıklı saygıyı temel anlayan alan bir anlayışın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Onunla kavga bile edemezsiniz. Onunla sert tartışsanız bile o bilgeliğiyle size yanıt verir. Hep bir orta yol bulmaya çalışırdı. Ertekin'i 1980'li yılların başlarından itibaren tanıma fırsatım oldu. Gerek siyasal yaşamında, gerekse iş yaşamında yollarımız hep kesişti. Konu ve sorunlara yaklaşımı hep işin özünü konuşmak ve sorunları çözme noktasında olurdu. Evet, bazen uzun konuşurdu ama bilirdi ki söyleyeceği çok şey vardı. Hepimiz onun değişik konularda neler söyleyeceğini beklerdik. Bir tek derdi vardı Ertekin'in. Haksızlıklara, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı olmak. Bu nedenle de bu konuda toplumsal çalışmanın hep içinde önünde oldu. İşte bu şekilde Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu'nun da kurucu başkanı oldu. Genel başkanı. Almanya'da Türkler arasında sosyal demokrasi fikrinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı. HDP'nin Almanya'da kök salmasında büyük katkısı oldu Ertekin'in. Onun öncesinde HDP'nin yerel örgütü Berlin, Halkçı Devrimci Birliği'nde de etkindi tabii ki Ertekin. Ertekin'i daha sonra eğitim alanında görmeye başladık. Zira Ertekin Türk toplumunun en önemli sorununun çocukların eğitimi olduğunu çok önceden görmüş ve Berlin Türk Veliler Birliği'nin kuruluşunda da yine kurucu başkan olarak bulunmuş. Sonrasında profesyonel olarak bu örgütte de çalışmıştı. Orada da yollarımız kesişmişti. Ekim 89, Aralık 90 arasında ben, Mehmet Alpbek ve Ertekin Özcan o zaman profesyonel olarak o örgütte çalışıyorduk. Çok güzel anılarımız var, onları başka bir zaman paylaşacağız. Türk toplumunun partiler üstü örgütlenmesi gereğini savunan Ertekin, o dönemlerde kurulan Berlin Türk Topluluğu, sonrasında Sosyal Demokrat Göçmenler Derneği gibi kuruluşlarda da kurucu olmuş, başkanlık yapmıştı. Nihayetinde 1991 yılında kurulan, o zamanki adıyla Berlin Brandenburg Türkiye Göçmenler Birliği, şimdi Berlin Brandenburg Türkiye Topluluğu, TBB'nin de kurucusu ve sözcülerinden biri olmuştu. Tabii ki TBB'nin öncesinde yabancı ayasasına karşı Berlin Türk Derneği Topluluğu'nda fikir babası ve sözcüsüydü. Berlin'de gerçekleşen belki de Almanya'daki en yüksek katılımın göçmen katılımlı yürüyüşleri podyumda o muhteşem konuşmasını yapmıştı. Onu hatırlayanlar belki olur. Biz daha anen arkasıydık. Ertekin konuşmasını sürdürüyordu. Binlerce kişi, 30 bin, 40 bin üstünde insan vardı. Bana haber verdiler. Ben de yürüyüşün sorumlusu yok. Dedi Ertekin konuşması bir de ne yaptı? Baştan astı. Dört defa aynı konuşmayı tekrarlamıştı. Gerçekten büyük bir kalabalıklıkta orada onunla birlikte hepimize bildirdi. 1995 yılında bu kez Türk Birliği'nin Almanya çapında örgütlenmesine öncülük ederek Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu kuruluşunda bulundu. Uzun yıllar genel başkanlığını yaptı. Son olarak da Almanya Türk toplumunun kurucu başkanlığını da yapmak nasip oldu ona. Bu görevi de layıkıyla yerine getiren Ertekin Özcan, aktif görevlerini olanak verdiği ölçüde Türklerin göç ve örgütlenme tarihini de yazdı doktora tezinde. Hem teorisindeydi işin hem pratiğindeydi. Bu kitap, ilk kitabı, Türkçe Migrantın Organizasyonu adlı kitabı, Almanya'da bu alanda yazılmış ilk eserdir ve kaynak bir kitaptır. Hastalığı nüksetmesi aşamasında uzun zamandır üzerinde çalıştığı yaklaşık 900 sayfalık ve iki ciltlik yeni kitabını vefatından çok kısa bir süre önce bitirdi. Sanıyorum pazar akşamıydı. Son sabaha karşı 4 saat kadar çalıştı ve ondan sonra çarşamba sabaha karşı biliyorsunuz aramızdan ayrıldı. Yani kitabını bitirdi, öyle ayrıldı. Dedi ki bu kitap okunacak dedi. Baskıya hazır hale getirdi. Kitabı umarız yakın zamanda basılacak ve yine önemli bir temel eser olarak yerini alacak. Almanya'daki Türkiye adını alıyor kitap. Tabii Ertekin hep uzun başlıklar koymayı çok severdi. İşte Almanya'da yaşayan Türklerin bugüne kadar yaptığı çalışmalar, örgütlenmeleri ve siyasi diye bir şeyler söylerdi hep. Ya Ertekin şunu kısalt derdik, Almanya'daki Türkiye diye kısalttık. Kısalttı ve tanıtımı da benim yapmamı istemişti. Ben de Almanya çapında bunu yapacaktım ama beraber bunu yapma fırsatımız olmadı ama başka türlü olacak. Bu olmadı ama kitabı basılacak. Ercan Karakaş dostumuzla
biliyorsunuz eski Kültür Bakanımız, bu konuda birlikte adım atıyoruz ve bunu hep birlikte sağlayacağız. Aslında bu kitap Ertekin'in yaşam öyküsü gibidir. İçinde bulunduğu ve bulunmadığı tüm örgütlerin aynası olacak bu kitap. Bunu da yapacağımız anma töreninde, kitap çıktıktan sonra büyük bir anma töreni yapılacak. Orada kamuoyuyla paylaşacağız. O da orada olmak isterdi ama en azından kalbimizde olacak ve orada ruhuyla o toplantıda yine sizlerin katılımıyla. Tarihi tabii şu an için belli değil. Sevgili Ertekin, seni saygı ve minnetle anıyorum. Yattığın yer incitmesin. Öncelikle amcam Ertekin Özcan'ın defin törenine iştirak eden herkese çok teşekkür ederim. Ailesi olarak bizleri yalnız bırakmadınız, itibarsınız. 50'li 60'lı yıllarda gerçek anlamda 10 kişilik büyük bir aileydik biz. Bu yüzden benim bütün çocukluğum, gençliğim amcamla geçti. Amcam edebiyat ve eğitimciliğe başladığında lise dönemlerindeydi. Ben de ilkokul sıralarındaydım. İlkokulu bitirdiğim yaz bana Üsküdar Kütüphanesi'nden Victor Hugo'nun 4 ciltlik Sefiller romanını getirerek okumamı sağladı, istedi. Romanın konusu 1800'lü 60'lı yılların Fransa'sında aç olan, annesi ve kız kardeşi için ekmek çalarken yakalanan ve bu yüzden kürek cezasına çarptırılan genç bir adamın hikayesi. Adaleti ve dayanışmayı anlatıyordu roman. Amcam bana romanın kahramanının dünyaya suçlu olarak gelmediğini, insanların çevresinin gürürünü olduğunu, neden suç işlediklerini, neden, niçin, nasıl sorularını sorarak daha ben 11 yaşındayken düşünerek bulmamı sağladı. Romanda olduğu gibi iyilik ve yardımla bana insanların doğru yolu bulacağını öğretti. Psikolojiyi sevdirdi, düşünmeyi öğretti. 15 yaşında dünya edebiyatını tanımamı sağladı. Tüm aile bireylerine edebiyatı, tiyatroyu, sanatı sevdirdi. Amcamın sayesinde her ay evimize 3 tane aylık edebiyat ve sanat dergisi gelirdi. 60'lı yılların başında oturma odamızda onun sayesinde bir kütüphanemiz oluşmuştu. Ben sadece büyüklerin çocukları eğittiğini sanırdım. Akşam yemeği sofralarında amcamın başta dedem olmak üzere hepimizi eğittiğine, ufkumuzu genişlettiğine çok tanık oldum. Hayatının son günlerinde gittiği hastanede bile karşılaştığı gençleri eğitmeye, yönlendirmeye, onlara moral vermeye devam etti. Demokrasi, eşitlik ve adalet onun için çok önemliydi. Bu yüzden hukuk okudum. Ancak mahkeme salonlarında yapılan haksızlıklara tahammül edemediği için avukatlığı bıraktı, bilim adamı olmaya karar verdi ve Almanya'ya geldi. Çocukları, gençleri eğitmeye burada devam etti. Onun kocaman bir yüreği vardı. O yürek, saygı, güven, dürüstlük, eşitlik, tarafsızlık, nezaket, iyi niyet, sabır, anlayış, sadakat, minnet, bağışlama duygularıyla doluydu. Onun yüreğinin kapısı günümüzde maalesef karşılaştığımız para, pul, kibir, kin, nefret ve hırs duygularına kapalıydı. Amcam dürüstlüğü hayat felsefesi ve hoşgörüsüyle bizlere örnek oldu. Abimin söylediği gibi o, ailemizin bilgesi, kültür çınarıydı. Onun dostluklarında çıkar ilişkisi olmazdı. İnsana insan olduğu için değer verirdi. O din, dil, ırk, mezhep ayırmazdı. Kısaca adam gibi adamdı. Sevdiklerini hiçbir şekilde üzmek istemezdi. Bu yüzden hastalığını bile uzun süre kimseye söylemedi. Amcam, seni çok seviyorum. Bütün akrabaların seni çok seviyor. Bizi terk ettiğin için, çok erken terk ettiğin için sana bir kez, hayatımda ilk kez sana kırıldım amcam.
Ancak sonsuz derin uykunda yüzünde gördüğüm o huzuru düşündükçe kırgınlığım giderek azalıyor. Biraz sonra alkışlarla seni annenle babanın yanına uğurlayacağız. Yavaş yavaş biz de arkandan yanına geleceğiz ve tekrar hep beraber olacağız. Mekanının cennet olduğunu biliyorum. Işıklar içinde uyuyor. Amcamın arkadaşı Koray Avşar, şairi şiirle uğurlamak gerekir demiş ve senin için amcacığım bir şiir yazmış. Erdi o, tekindi, ertekindi, hep tekindi. Sezer, sosyal süzer, haksızlığı söylerdi o. Kuşadası'ndaki maviliği görür, derinlerinden inci çıkarırdı. Erdi, tekindi, ertekindi. Amcamı seven, acımızı paylaşan tüm dostlara, ailem ve akrabalarım adına tekrar sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ne hoş bir güzelliği vardır hafif adımlarla dünyadan gülümseyerek geçenlerin, kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların, onurlu bir yaşamı seçenlerin. Virginia Woolf. Ertekin'i bilim adamlığıyla, arı gibi çalışmasıyla, hep kafasında yeni bir projeyle dolaşmasıyla, hoşgörüsüyle, bilgilerini her ihtiyacı olana, her sorana cömertçe sunmasıyla, alçak gönüllülüğüyle, dürüstlüğüyle, örgütçülüğüyle, arşivciliğiyle, Türkçe aşkıyla ve elbette şairliğiyle hatırlayacağız seni. Ertekin aramızdan ayrıldı ancak geride bıraktığı kitaplarıyla günlük tutar gibi kaleme aldığı eleştirel şiirleriyle de bir dönemi adeta belgeledi. Almanya'da iş göçü tarihini yazmaya koyulacak hiçbir genç, hiçbir öğrenci artık Ertekin Özcan'ın bilimsel kitaplarından, makalelerinden alıntı yapmadan, onu anmadan geçemeyecek. Örgütlü olmanın, yani bir anlamda el ele vermenin kitabını doktora tezi yapan Ertekin Özcan, emekli olduktan sonra neredeyse daha da fazla çalışır oldu. Bilimsel kitaplarına yaşam öyküsüne şiir kitaplarını ekledi. Masa başı çalışmaları tatmin etmedi, bu kez şiire gönül verenleri örgütlemeye başladı. Tiyatromda düzenlediği şiir akşamlarına Berlin'den katılmayan şair, o akşamları izlemeyen şiir meraklısı kalmış mıdır? Ertekin'in yüreklendirmesiyle iki diren bir şekilde hazırlanıp şiirlerini meraklılarıyla buluşturmaya koşan genç yaşlı Berlinli şairler her defasında büyük bir mutlulukla tiyatrodan ayrılırlardı. Ertekin'in o dönem hedeflerinden birisi de şiir gecelerinde bir araya gelen tüm şairlerin en güzel şiirlerinden oluşan bir kitap hazırlamaktı. Gayretleri sonuç verdi ve geniş kapsamlı, arşiv niteliğinde bir antoloji, artık şiir severlerin kitaplarında. Berlin'de Türkçe Şiir adındaki kitap hem şiir severleri hem de tüm şairleri çok mutlu etti. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün 56. yılında yayınlanan kitabın amacını Ertekin Özcan, kitabın ön sözünde şöyle anlatıyor. Amacımız, yarım yüzyılı aşan Türkiye'den Almanya'ya göç sürecinde Berlin'deki Türkiye kökenli şairler ve şiire gönül verenlerden şimdiye kadar gün ışığına çıkamamış, şiirlerini ve kendilerini tanıtma olanağını bulamayanları saptamak ve bu kitap aracılığıyla yazın ve özellikle şiir severlerin beğenisine sunmak. Ertekin'in yokluğuyla Berlin'li şairler ve şiir merakları da öksüz kalmış oldu. Bu etkinliklere katılan isimlerden bazıları Acem Özler, Ali Kemal Aksoy, Azize Karagül'le, Cengiz Gömüzsay, İlhan Emirli, İlhan Fuat, İsmail Gökmen, İsmail Hakkı Ünsal, İsrafil Yıldızkan, Mehmet Özata, Mesut Hastür, Nergis Karakuş, Nimet Erişen ve Semra Isparta'ydı. Ertekin Özcan, düzenlediği şiir akşamlarında sevdiği başka şairlerden de şiirler okur. Onları da saygıyla anardı ve tanıtırdı. İşte bu şairlerin içinde belki de en sevdiği, bir süre Berlin'de de yaşamış olan arkadaşı, dostu Orhon Murat Arıburnu'ydu.
Ertekin'in çok beğendiği ve şiir akşamlarında coşkuyla okuduğu bir arı burnu şiirini bu kez ben Ertekin için okumak istiyorum. Bu yürek sizin. Almanya'nın ortasında Ahmet, Almanya'nın ortasında Mehmet, Ayşeler, Fatmalar, darmadağın kıyamet. Almanya'nın ortasında bir Anadolu. Bir gözü güler ekmek için, bir gözü ağlar dert dolu. Bir yürek ikiye bölünmüş çaresiz, ana yurtta Anadolu'da kalmış yarısı, yarısı Almanya'daki Anadolu'da. Dinmeyen bir baş ağrısı, bir başka gariplik, bir ince sızı. Nasıl yaşar bölük pörçük bir insan? Bir gözü ağlayıp, bir gözü gülerken, bir vücuttan iki post çıkartılırken, bir işçi iki kez sömürülürken nasıl yaşar? Geldim gördüm sizleri can kardeşlerim. Başımı yolunuza koydum, ellerim sizin. Akları karaları ayırmak için, dağları sizlerle devirmek için, sizlerle yan yana savaşmak için daha da güçlüyüm. Bu yürek sizin. Batı Berlin 1976. Güle güle Ertekin, başımız sağ olsun. Yazabilirsiniz. Soğuk bir düşünün. Ziehe hin in Frieden.
Stört. Auf zum letzten Gang. Yeniden basıma girecek kitabı herhalde enteresan onlar.
Üstadı da burada. Ne para veriyorlar burada insanlara? Bir eğlenmiştik. Bir güzeldi. Yani. Ne yapalım? Ben haberi tabii Türkiye'de aldım buraya. Seni görüşen durumu yoktu ya. Benim Semir. Benim tam bu çabam lazım. Gerçek yani gitmek bence şey. Sen daha yapın. Sen de yap. Ben de yap. Doğru. Ama Kazınamayacak, değişmeyecek. Şimdi onun yakın dostları, örgütlerinde bulunduğu, başlarında bulunduğu örgütlerdeki şu andaki görevde bulunan veya o zaman görevde bulunan arkadaşlarını tek tek buraya rica edeceğim.
Onun dışında da bir şeyler söylemek isteyenler olursa buraya öne gelebilirler. Yalnız hava da çok sıcak. Çok rica edelim. Çok fazla olmamak kaydıyla. Öncelikle Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'nı yapmış. Şu anda da Halkçı Devrimci Birliği'nin başkanı. Değerli arkadaşım Ahmet İyidilli'ye birkaç söz söylemesini rica ediyorum. Buyurun Ahmet Bey. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, sevgili Işıl, sevgili Ertekin. Böylesi bir günde bir araya gelmek zorunda kalmak acı bir olay. Tabii biraz geçmişe bakıyor insan. İlginçtir, benim Almanya'daki örgütlü sosyal demokrat mücadelem Ertekin'le aynı gün başlamıştır. Biz Halkçı Devrimci Birliği'ne HDP'nin bir genel kurulunda aynı gün üye olduk. Bu uzun bir yolculuk oldu. Ertekin gerçekten inançlı bir sosyal demokrat. Sosyal bir insan, demokrasiye inanmış olan bir insan, hangi görevi yaptıysa o görevlerde özgürlükçü, adil, dayanışmacı, demokrat, hukuk devletinden yana, layık düzenden yana bir insan oldu. Örnek insan oldu. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Paylaşımcı bir insandı. Ertekin'in diğer bir özelliği, hepimiz yumuşak yüzüyle bilirdik. Biliriz ama dirençli bir insandır. Ertekin cesur bir insandır. Eskiler hatırlayacaklardır. 12 Eylül'ün en karanlık günlerinde bile dik durmaktan, görev almaktan, görüş belirtmekten çekilmemiş bir insandır. Sağdan ve soldan gelen fiziki saldırı dönemlerinde bile kendisini, görüşünü, arkadaşlarını savunma konusunda ön sıralarda yer almış, onlara yol gösterici, koruyucu olmuş olan bir arkadaşımızdı. Güzel anılarla ayrılıyoruz birbirimizden. İçimizde yaşayacak anılar güzel. Üzüntülüyüz ama iyi bir insan tanımanın da mutluluğunu taşıyoruz. Huzur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Teşekkürler. Berlin Türk Veliler Birliği Başkanı Berin Arukaslan'dan birkaç söz rica edeceğim. Buyurun Berin Hanım. Eş başkanı da tabii burada, Veliler Birliği'ne. Hepimizin başı sağ olsun. Ertekin abi gönül güzel. Bizi kılavuzluk yaptı, abilik yaptı, arkadaşlık yaptı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Türk Veliler Birliği'ne olan emeklerini saymakla bitiremeyiz saatlerce. O yüzden biz çok üzgünüz Türk Veliler Birliği'ni, üyelerini, yönetim kurulunu ve dokunduğu her insana başsağlığı diliyorum. Hepimiz yas içindeyiz. Söylenecek fazla bir söz yok zaten. Başımız sağ olsun. Melike, nerede sağ ol? Aynı gezi sağ ol. Melike Çınar, Kof Hazretinde. Lieber Ertekin, als wir gefragt wurden, haben wir überlegt, was kann man denn sagen, da haben wir gedacht, wie unverzeihlich es wäre, nichts zu sagen. Und wir danken dir für deinen unermüdlichen Einsatz gegen Ungerechtigkeit in dieser Stadt, für ein Zusammenleben und verabschieden dich auf deine letzte Reise. Wir werden dich nie vergessen. Vielen Dank, Melike. Darf ich das auch schon? Ja. Tabii Ertekin'in kurucusu olduğu bir dönem sözcülüğünü de yaptı. Örgütün başkanı veya eş sözcülerinden. Yönetim kurulu sözcülerine Doktor Safter Çınar'ı rica etsem. Buyurun Safter. Sevgili Özcan ailesi, değerli dostlar. Ben de Ertekin gibi 46 doğumluyum. Ne zaman tanıdım diye düşündüm. 60-70'lerin ortası olsa ama ne zaman olduğunu bilemiyorum. Dediğim gibi ama çok eski zamandan beri tanıyorum. Birçok demin de adı geçen kuruluşta birlikte çalıştık. Bazen o benim başkanım oldu, bazen ben onun başkanı oldum. Ama bu formal bir şey tabii. Kenan'ın demin dediği gibi zaten Ertekin kavga eden bir insan değildi. Olsa olsa görüşünü yumuşak bir şekilde söylerdi. Bu örgütlerin hepsine çok büyük katkıları oldu kuruluşundan ve sonraki çalışmalarında. Sanatsal yanı zaten demin dile getirildi. Çok değerli bir insanı kaybettik. Sadece biz arkadaşlar olarak değil, Türkiye'den gelen insanların oluşturduğu Berlin'deki yahut Almanya'daki toplum olarak da bence çok önemli ve değerli bir arkadaşımızı yitirdik. Ama maalesef hepimizin gideceği yol bu. Işıklar içinde yatsın, hepimizin başı sağ olsun.
Almanya Türk Veli Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Mehmet Alpbek. Sevgili Işıl, sevgili Gönenç, sevgili Süreç, sevgili Ertekin akrabaları ve arkadaşlar. Ben yanılmıyorsam Ertekin'le 80'li yılların ortalarında tanıştım. Tüm arkadaşların söylediği gibi ağırbaşlılığı, bilgiliği ve sevecenliği ilk günden itibaren aklımda kalan şeyler. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Söylendiği gibi örgütlenmenin sınırı yoktur anlamında çalışmalara devam etti. 1995 yılında Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşunda da aktif rol oynadı. Ondan önce onunla çalışanlar biliyorlar, bütün Almanya'yı, örneğin Kazım Aydın'la birlikte kendi maddi olanaklarıyla dolaşıp tek tek oradaki veli birliklerin kurulmalarında ön ayak oldular, kurulanları da federasyonu üye kazanmaya çalıştılar. Böyle bir oluşumdan sonra başarılı çalışmalar yapan bir örgütlenme ortaya çıktı. Bugün de devam ediyor. Ertekin görevlerinden ayrıldıktan sonra da bizleri yalnız bırakmadı. Daha 4-5 hafta öncesine kadar Almanya'dan gelen insanlara yönelik bir projemizdi. Oradan gelen insanları Almanya'daki yaşam koşulları hakkında bilgilendirmek için canla başla aktif bir şekilde çalıştı. Kaybettiğim için üzüntülüyüm ama onun gibi bir insan tanıdığım için de çok sevinçliyim. Teşekkürler Mehmet. Almanya Türk Toplumu'nun kurucu başkanından söz etmiştik. Daha sonra Hakkı Keskin bu görevi alarak uzun yıllar yaptı. Sevgili Doktor Profesör Doktor Hakkı Keskin. Önce Ertekin'in tüm aile yakınlarına ve burada bulunan yüzlerce dostlarına başsağlığı diliyorum. Önemli bir insanımızı bugün sonsuza uğurluyoruz. Işıklar içinde yatacağından hiç kuşku duymuyorum. Ertekin yaşamı boyunca Almanyalı Türklerin eşit haklar içerisinde, eşit koşullar içerisinde yaşaması için uğraş veren, bunun için de örgütlenmenin önemini, gereğini baştan beri bilen ve bu doğrultuda büyük çaba harcayan, uğraş veren bir dostumuzdu, arkadaşımızdı. Onunla dostluğum, arkadaşlığım 50 yılı aşmaktadır. Birlikte Halkçı Devrimci Berlin, Halkçı Devrimci Birliği'ni, daha sonra Almanya Avrupa Halkçı Devrimci Federasyonu, daha sonra Almanya Türk Toplumu. Hep birlikte mücadele verdik, çalıştık. Kenan Kulat arkadaşımız konuşmasında bu olayları çok güzel değerlendirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ben Ertekin'i sonsuza uğurlarken kendisiyle ilgili bir değerlendirme yaptım Facebook'tan. İlk defa 189 kişi Almanya'nın dört bir yanından, hatta Türkiye'den de bazı arkadaşlar Ertekin'le ilgili görüşlerini açıkladılar. Hepsi Ertekin'e büyük bir sevgi, büyük bir saygı duyduklarını açıklıyorlar. Aşağı yukarı 300 kişi de bunu çevreye yaydı. Yani Ertekin hakikaten bizim kalbimizdeki dostluğunu, kardeşliğini, birlikteliği koruyacaktır. Onu unutmayacağız. Hepimizin başı sağ olsun değerli arkadaşlar. Teşekkürler.
Almanya Türk toplumunun eş genel başkanı Gökay Sofuoğlu, Stuttgart'tan. Gökay. Sevgili Işın, sevgili Ertekin, sevgili Elenç ve Süreç. Ertekin'i tanıyanları ben bugünden itibaren iki kategoriye ayırmak istiyorum. Birincisi ilk baştan beri tanıyan çok şanslı insanlar. Ben ikinci aşamadayım. Daha sonra tanıyanlardan birisiyim. Benim için Ertekin Özcan örgütsel anlamda geçmişle gelecek arasında bir köprüydü. Ertekin Özcan aynı zamanda Almanya'daki göçmen hareketinin de bir köprüsüydü. Eğer Ertekin Özcan'dan söz edeceksek aynı zamanda göçmen hareketinin tarihinden de söz etmek gerekiyor. Örgütlenme tarihinden söz etmek gerekiyor. Göçmen hareketinin kültürel ve sanatsal tarihinden söz etmek gerekiyor. Yani bir insan kendi vücudunda oldukça fazla özellikleri beraberinde taşımış. Bunun yanında çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir dede ve aynı zamanda çok iyi bir yoldaş oldu. Ertekin'le birkaç hafta önce konuştuk. Vefat ettiğini öğrendikten sonra anladım ki Ertekin vedalaşmış herkesle yavaş yavaş. Ama bana hastalığından söz etmedi. Sadece kitaplarından söz etti, projelerinden söz etti. Ertekin öldükten sonra 97 yaşında vefat eden dedemi düşündüm. Dedem de böyle hayata asılırdı. 97 yaşında konuşurken evinin damını nasıl yapacağını, hangi ağaçları dikeceğini konuşurdu. Ertekin de onları yaptı. Ağaçlar dikti, fidanlar dikti ve gerçekten bize çok büyük miras bıraktı Ertekin. Umarım Ertekin senin o mirasına layık oluruz. Yattığın yerin cidmesin. Teşekkürler. Ertekin'in birlikte askerlik yaptığı asker arkadaşı hep çok önemlidir bunlar. Cihat Turan Ankara'dan aramıza geldi. Lütfen buyurun efendim. Efendim ismim Cihat Turan. Ben Ertekin'i 71 Mart'ında Polatlı Yedek Subay Okulu'nda tanıdım. Ve 71'den bu yana yani yaklaşık 52 yıldan fazla bir arkadaşlarımız, dostluğumuz oldu. Berlin'de, Kuşadası'nda, Ankara'da, İstanbul'da. Ertekin'le ilgili gerekli her şey söylendi. Söylenecek hiçbir şey kalmadı bana da. Fakat ben yine o şiirlerle ilgili olarak Ertekin'in de sevebileceği bir dört büyü Aşık Serdari'den okumak istiyorum. Nesini söylesem canım Ertekin, gayri düzen tutmaz, telimiz bizim. Arzu hal eylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Hiçbir zaman bana ismimle hitap etmedi. Ya kardeşim dedi, ya canım dedi. Dolayısıyla ben bir kardeşimi kaybettim. Işıklar içerisinde uyusun. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak yine çok yakın dostu, birlikte tiyatro yaptığını biliyorum. Hüseyin İştek abimiz. Merhaba dostlar. Sanıyorum Ertekin'i Almanya'ya geldiği ilk yıllardan tanıyorum. Bekarlığından bu yana, Işıl'la tanışmadan evvelki günlerinden, tanıştıkları günlerden bu yana. 70'li yıllarda HDP'de tiyatro yaptık. Aynı sahneyi paylaştık. Oynadığı oyunu Berkman Park'la, Bökler Park'ta, Berkman Park'ta oynadığı oyunlarda beraber olduk. Sadece çok eski arkadaşımı kaybetmiş olmanın acısıyla, üzüntüsüyle burada ben de özel olarak kendisini yad etmek, anmak istedim. Başımız sağ olsun, dostlar sağ olsun. Herkese teşekkür ederim, bütün katılımcılara. Çok çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi şuradan sırayla gelerek son görevlerinizi yapabilirsiniz. Ve sonradan aileyi burada tutacağız. Buradan da aileden de ayrılabilirsiniz. Böyle buyurun. Siz en son yapabilirsiniz. Berk oldu. Şunu toplayayım mı? Şunu toplayayım. Gel de şunu. Böyle buradan gelerekten geçelim. Bunun için de senin için onun için onun hakkında teşekkür ederim.
Sen geçeceğim mi? Geç. Geç. Şu tarafa doğru geçelim. Oradan öyle gelip bu taraftan. Yanına geçelim. Bir saniye. Yürüyorum, yürü. Abi yürüyelim, devam edelim. Yürüyeceğim de burası tıkandı. O tarafına gidelim. Onları da kenara da koyabiliriz. Tamam. Biraz kalabalık, özür diliyorum. Başka bir yol. O tarafa doğru, şuraya doğru, o tarafa doğru geçelim. Oradan geliyorlar. Şöyle devam edelim. Oradan geldim. İşmenin için de ayarlı. Yani çok güzel. Yer nereden? Devam.